Birçoğu küçük görünen ancak zehirleriyle bir insanı birkaç dakika içerisinde felç edebilecek güçte olan bu hayvanları iyi tanımak gerekiyor. Zira bir doğa yürüyüşünde küçüklüğünü aldırmayıp umursamadan yakınından geçersek sonu kötü olabilir. Bu videoda her ne kadar tehlikesiz gibi görünse de insanlar için oldukça tehlikeli olan küçük hayvanlardan bahsedeceğiz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Monarch Kelebeği Tırtılı. Tırtıllar her ne kadar karşıdan masum ve sevimli görünseler de bazı türleri bir insanı öldürebilecek kadar ölümcül olabilmektedir. Monarch tırtılları, milkweed adı verilen son derece zehirli bitkilerle beslenmektedirler. Tüm hayvanların uzak durduğu bu bitkiye karşı monarchların bağışıklığı olduğu için bitkinin yapraklarının tümünü yiyebilmektedirler. Ayrıca bu zehri bir savunma aracı olarak kullanan monarch tırtılları diğerlerinden farklı olarak çok parlak renklere sahiptirler. Amerika'da bahçede tırtılla oynayan bir çocuk olduğu yerde rahatsızlık geçirmiştir. Neyse ki durumu fark eden çocuğu hemen hastaneye götürdü. Masum görünen tırtıllar yüzünden her yıl yüzlerce insan ölüm riskiyle karşılaşıyor. O yüzden bu hayvanları görürseniz uzaktan sevmeye çalışmak daha mantıklı olacak. Lonomia obliqua. Güney Amerika'ya özgü bu tuhaf görünümlü böcek, dev ipek böceği güvesinin larva formudur ve dünyanın en tehlikeli tırtıllarından biri olarak kabul edilir. Bu küçük tırtıl yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu olup, şans eseri hayatta kalan kişilerde de ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. Tırtılın küçük bir dokunuşu kişilerde kusma, şiddetli karın ağrısı ve böbrek yetmezliğine neden olmakta ve hemen tedavi altına alınmazlarsa hayatlarını kaybedebilmektedirler. Kan solucanı. Bir insanın serçe parmağından çok da uzun olmayan bu yaratık taşıdığı zehirle kurbanını birkaç dakikada felç edebiliyor. Metal destekli dişleri bulunan bu küçük hayvan daha sonra yakaladığı kurbanın etini eriterek kanını emmeye başlıyor. Vampir yarasalar. Yarasaları ve vampirleri hepimiz biliyoruz. Birisini sokak lambasının altında uçarken, diğeri sinemadan, peki ya ikisi birden? Bir çeşit toksit taşıyan vampir yarasalar, zehrini diş, tırnak ya da iğneyle kurbanına enjekte edebiliyor. Neyse ki felce sebep olmuyor ama kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Zehirli tavus kuşu örümceği. Karın bölgesi tavus kuşlarının kuyruklarına benzediği ve yine onlar gibi kuru yapmak için kullandıkları için tavus kuşu örümceği olarak kalan bu canlı sadece 3-5 mm büyüklüğünde oldukça sempatik ve güzel görüntüsü içerisindeki zehri yok etmiyor elbette. Kedi tırtılı. Uzun ve gür kıllarla kaplı olmasından dolayı bu ismi alan bu böcek türü Doğu Amerika ve Meksika'da bulunmaktadır. Larvanın yumuşak renkli, pamuk topları andırması nedeniyle bu böceği alıp evinizde bakmak isteyebilirsiniz. Ancak ciltle temas ettiğinde dayanılmaz derecede acı hissetmenize sebep olabilir. Reaksiyonları ise yanma, şişme, mide bulantısı, karın ve baş ağrısı, kaşıntı, isilik ve hatta felç ve nefes almada güçlükler olabilir. Lofa Kempakeria. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu sıra dışı tırtıl türü her zaman problemli bir böcek türü olmuştur. Dokunduğu anda ciddi alerjik reaksiyonlara sahip olan bu tırtılın bir dokunuşu sizi öldürmek için yeterli olmasa da ciddi yanıklara, kaşıntıya ve şişmeye neden olmaktadır. Özellikle yetişkinlerden daha zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çocuklar için büyük bir tehlikedir. Brezilyalı çukur engereği. Adından da belli olduğu gibi Brezilya bölgesine özgü bu hayvan, salgıladığı zehirle kurbanının tansiyonunu aniden düşürerek bayılmasını sağlıyor. Ancak bilim insanları bu hayvanın zehrini kullanarak yüksek tansiyon hastalığının tedavi edilmesini sağladı. Lomot. Yine Kuzey Amerika ve Kanada'ya özgü bir tırtıl olan Lomot sırtındaki dikenlerde güçlü zehirler saklamaktadır. Zehri insanları öldürmese de ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olup dokunduğu yerde iltihaplanmalara ve yanıklara neden olmaktadır. Birçok uzman da insanları bu zehirli tırtıldan uzak durmaları yönünde ciddi şekilde uyarmaktadırlar.
Sarı Ömer. Dünyada Camel Spider olarak tanınan ama ülkemizde Sarı Ömer olarak bilinen bu canlı oldukça tehlikeli. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bu canlı kendinden daha büyük hayvanlarla besleniyor. Bir insanın eli boyutunda olan Sarı Ömer'in çok güçlü bir çene yapısı bulunuyor. Zehirli ok kurbağası. Doğada genellikle parlak ve canlı renkler "ben zehirliyim, benden uzak durun" anlamına gelmektedir. Bu gördüğünüz canlı sarı renkteki kurbağa içinde durum pek farksız değildir. Bu küçük ve sevimli arkadaş dünyanın en zehirli hayvanları arasındadır. Bu renkli kurbağaya dokunduğunuzda felç kalabilir. Zehri kanınıza karıştıysa da bir dakika içerisinde ölebilirsiniz. Yavaş Doris. Adı da kendisi de espri gibi olan primat türü, büyük gözleri ve yumuşak kürkleri vardır. Ancak zehirlidirler. Hatta bir dokunuşta bulabilecek zehirleri insan üzerinde septik şoklara neden olabilir ve anında müdahale edilmezse ölümcül olur. Borneo odalarında ormanlarda geceleri ortaya çıkarlar. Koni salyangozu. Güzel, karmaşık desenli, kahverengi beyaz kabukları onları kabuklu deniz avcıları için ideal kılıyor. Ancak dokunmak istemeyebilirsiniz. Endonezya'da keşfedilen koni salyangozu Anboni olarak da bilinir. Yaratık Hint Pasifiği resiflerinde yaşar ve 15 santim kadar boya sahip olabilir. Bir insanı bile öldürebilecek kadar güçlü zehir salgılarlar. Üstelik bu hayvanın zehrine karşı hala panzehir üretilmedi. Bir gün karşılaşır ve elinize alırsanız şansınız yok demektir. Çeçe sineği. Bu sinir bozucu sinekler Afrika'da bulunurlar ve ısırıkları uyku hastalığına neden olabilir. Belirtiler arasında yüksek ateş, yorgunluk, kas ağrıları ve baş ağrısı vardır. Zamanla psikolojik çalkantılara, uyku bozukluklarına, sinir nöbetlerine ve komalara neden olurlar. Salgılarının etki ettiği yer doğrudan sinir sistemidir. Isırıklarıyla başa çıkmak için çeşitli ilaçlar ve iğneler üretilmiştir. Akdeniz Karadul Örümceği. Karadul örümcekleri dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biridir. Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yaşarlar. Türkiye'de yaşayan türünün adı ise Akdeniz Karadul örümceğidir. İstanbul, Ankara, Adana, Mardin, Van ve Kars'tan kayıtlara geçmiş bir türdür. Siyah renklidir. Üzerinde 13 benek bulunur. Benekler genelde dişilerde kırmızı, erkeklerde beyaz renktedir. Fakat bazen sarı veya turuncu da olabilir. Steplerde, çayırlarda, kümeslerde, taş ve odun yığınlarının arasında yaşarlar. Isırıkları nefes darlığına, kas ağrılarına, kramplara ve kas spazmlarına sebep olur. Zehirli çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilir. Akdeniz Münzevi Örümceği. Akdeniz Münzevi Örümceği Türkiye'de Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin'de kaydedilmiştir. Vücut renkleri genelde soluk veya parlak turuncu kahverengi tonlarında olur. Kulübelerde, mahzenlerde ve atölyelerde yaşarlar. Isırıkları sonucu ciltte açık yaralar meydana gelir. Sarı Kese Örümceği. Kese örümceği olarak da bilinen bu tür Türkiye'de Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde görülür. Vücutları sarımsı veya kırmızımsı turuncu renklerdedir. Daha çok tarla ve bahçelerde yaprakların arasında, mahzenlerde, atölyelerde, evlerin içinde ve çevresinde bulunurlar. Örümcekler her ne kadar küçük canlılar olsa da doğaya birçok fayda sağlarlar. Örneğin ekinlere, sebzelere ve meyve ağaçlarına saldıran zararlı böcekleri tüketerek tarımda kullanılan böcek ilacı miktarını azaltırlar. Bu yüzden örümcekler potansiyel biyolojik kontrol etmeni olarak görülüyor.